Yani para kaybeden bir insan alacak ama sen 100 bin liran varsa bankaya yatırınca 20 bin lira faiz alıyorsun. Enflasyon %50 de 30 bin lira kayıptasın. Ne yapacaksın? Koşarak dolar veya altın alacaksın. Şimdi olan da bu zaten. Peki. Başka ülkesinin parasına güveneceksin. Tamam. Bir konu var. Kur korumalı mevduat. Şimdi faizler indi. Dolar hızla yükseldi. Fakat doları da fazla yükseltmemek lazım. Enflasyon patladı. Orada da devreye kur korumalı mevduat girdi. Yani siz dolar almayın, getirin. Kur korumalı mevduata yatırın TL olarak, biz size kur farkını, kur kaybını yaşatmadan paranızı vereceğiz dendi. Şimdi o seçimden sonraki algılar o kadar değişti ki, kur yükselecek vesaire, ne olacak, belirsizlik, dolara dövize talebi arttırdı. Bir de ihtiyaç var tabii. Dolayısıyla 100 milyar dolara ulaşmış. 15 haftadır üst üste kur korumalı mevduatta artış var. Var. 100 milyar... Özür dilerim. Bir form geçen bankadan aradılar bir teklif için. Evet. Diyorlar ki dövizinizi getirin bize. Hı-hı. O anki kurla liraya çevirelim. Evet. Ona bir faiz uygulayalım. Evet. Süresi bitiminde gene siz onu tekrar... Dolarsa dolar çıkıyorsa alır. Yani evet. Verdiğin parayı alıyorsun, elde ettiğin karı da dolara geri alıyorsun. Bu kur böyle korumalı bir... mevduat. Evet. Ama şimdi esas banka... Ama orada ayrı bir faiz uyguluyor. Bankanın son teklifini uyguluyor. Söyleyeyim size. Şöyle yapıyorlar. Orada ayrı bir kur da uyguluyor. Yani senin benim olmaz ama 1 milyon dolar. Hı-hı. Bankaya diyor. Bankaya gidiyorsun şubeye. Diyorsun ki 1 milyon dolarımız var. Şey diyorlar, bunu kur korumalı yaparsanız diyorlar. Biz size diyorlar 50 bin dolar. %5 net. Evet. 3 evet, aylık evet, evet, önden evet. Para ödeyelim. Upfront deniyor buna. Önden prim ödeyelim diyorlar. Ama Türk lirası bazında ödüyorlar. 50 bin dolarlık prim ödüyorlar önden. Sırf kuru korumalı yapmak için. Ayrıca kuru korumalı giderse paranı da alıyorsun. Bankalar bunu niye yapıyor? Şöyle. Aslında bunu ay sonuna kadar yapacaklar. Sonra duracak, sonra tekrar yapacaklar. Merkez Bankası dedi ki eğer dedi Türk lirası mevduatınız dedi %60 yani bankanın her 10 lira yatan mevduattan 6 lirası Türk lirası olmazsa ben size ceza keseceğim dedi. Ve sonra Nisan, Mayıs, Haziran ayları içinde ekstra ceza koydu. Bankalar da ne yapsın düşünüyorlar. Mevduatın TL kısmını arttırmak için teklif arttırmak için 50 bin dolar veriyorlar. Çünkü eğer mevduatı arttıramazlarsa Merkez Bankası onun keseceği ceza çok daha fazla. Hmm. Haliyle sana gidiyor upfront 50 bin dolar yani şey diye. Şimdi kaça geliyor biliyor musun dolar bazında? %24 faize geliyor. Yani dolar bazında şu anda bankalar %24 faiz veriyorlar ya, yıllık. Ama sana 3 aylık teklif ediyorlar. İşte 50 bin dolara denk geliyor. Çünkü yıllık olsa 200 bin dolara denk gelecek. Haliyle ne oluyor 50 bin dolar? Ne oluyor? Dolar faiz dünyada %24 ile hiçbir şirket değil. Yani tefeciden gitsen para alsan %15 ile %12 ile yani Escobar'a git adama. Escobar'a de ki ya bana borç para verdi. Utanır yani %15'in üstüne veremez yani. Tefeciden para %24 bankalar resmi kurumlar veriyor. Yani ülke bu halde ölçülemiyor ve Merkez Bankası başarılı deniyor. Arkadaş adam... Peki bu 1 trilyon 979 milyon liraya yükselmiş kur korumalı mevduat ya. Çünkü yani 2 trilyon liraya doğru yaklaşıyor. Hem kur korumalı mevduat yükseliyor, 15 haftadır üst üste yükseliyor. Orada bir rakam var. Ama seçim de var. Güzelliğine bak. Teklifler de %24 iyi. %24 dolar. Ama bakalım faiz. Merkez Bankası hangi kurdan bu adet olduğunda. İşte o Arjantin hikayesi. Ha işte hangi kurdan alacak? 21 kapalı çarşı, 19.40 Merkez ben Bankası. Ben şimdi İsmail'in sözünü de kesmek istemiyorum da onu çok kısa anlatayım be. Şimdi Merkez Bankası 19 derse bana ben gidip 21'den dolar mı alacak insanlar? Evet. Hayır tamam. Şöyle eğer dövizdense kur korumaysa sana dolarsa bankada dolar olarak duracak. Ama Türk lirasından döndüysen öyle olacak. Tam korumuyor. Tam %100 tam korumuyor. Bak Arjantin'de 5 yıl önce 2018 ama yılında. Ama yine çoktan iyidir mi diyor insanlar onu sormaya çalıştım. 2 trilyon lira da çok büyük bir rakam. Kısa vade olduğu için 2 trilyon çok vade bankalar çok zorluyor. Yani hiç faiz vermiyorlar başka türlü. Çünkü kendileri ceza yememek için yani açıyorlar anlatıyorlar. Tamam dövizi çekmeye çalışıyor. Yani şey mesela benim arkadaşıma dediler ki kasada şey doları vardı hatırlı sayılır. Bunu bankalar sayılı. İstemiyor, Merkez Bankası istiyor. Tabii ki. Evet. Hatırlı sayılır doları vardı. Banka dedi ki dolarınızı bizden çeker misiniz? Ne yapayım çekin nereye koyayım dedi. Size bedava kasa verelim dediler. Kasaya koyun dediler. Çünkü öteki türlü döviz olduğu için rasyosu yüksek kalacak bankanın. Hmm. Haliyle kasaya koyarsa para hiçbir şey yapmayacak. Zaten dolar kredi veremediği için... Bankalar sadece ihracatçıya veriyorlar ki şu ara onu da vermiyorlar kimseye. Paraya ihtiyacı yok kredi vermezse.
Bizden çekin diyor banka parayı. Yani düşün, ben bankacılık zamanında para getirsin diye işte neredeyse şampanya patlatacaktık. Ben bu şampanyayı taktım, devamlı kullanacağım. Az sonra geliyoruz o açıklamalara. Az sonra geliyoruz. Yani parayı çek, kasaya koy diyor ya. Banka sana bedava kasa veriyor. Dolar bulunmasın diye elinde. Millet yastık altı. Sonra bu para nasıl sisteme girecek? Hiç bedava olmayan kasalar hep da var, kısa. Çok pahalı. Evet de senin çok yüksek miktarda paran varsa bedava veriyor ki sonra çık ihtiyacı olur. O sana tamam, göre sen seni ilgilendirme. Bir de bak 2018 yılında çok kısa Arjantin'i anlatayım ya. Yazıktır Arjantinlilere. Kardeş ülke. Elmenem. Arjantin'i şöyle anlat o zaman, bir bekle. Biz Türkiye'yi bitirelim o zaman. Çok hızlı bir ekonomi yakın yapalım. Yakın zamanda benim baldızım Arjantin'e tatile gitti. Yapma bir haftalık ya. Tatile 20 bin lira verdi. Abi sen de tatil planlayabilirsin. Yani gerçekten. Çünkü Arjantin deyince içim yandı yani. Ben buradan şeye Mudurnu'ya gitsem 25 bin lira yapıyor. Ben abi, çalışayım en azından. Yok, yok, evet, buradan evet. Bodrum arabayla gitsin 2000 küsür liraya patlıyor. Memnun kaldın mı Arjantin'e? Tabii Buenos Aires'te bir hafta boyunca bir her şey dahil. Tabii bir de turist tur var. Sokakta bozdurursan doları evet. Ve şey yapılmazsan bizim gibi yani turistler geliyor rahat rahat harcıyor ya, onun gibi bir şey olmuş. Yani herhalde ya hiçbir ya fazladan ekstra masraflarıyla beraber 20 yani bin lira 60 bin lira tatil turistlere evet, çok evet. Pahalı gelmiyor. Bize ya hayatımda bir kere dolandırıldım. Bak hiç ben hep bununla öneririm. Dolandırılmam zekiyim diye dolaşırım. Kusura bakmayın. Çinliyim. Çin'de adamın biri şey satıyor böyle, oyuncak satıyor. Böyle uçuyor uçuyor, elini koyuyorsun bir daha uçuyor falan filan. Dedim ne kadar bu dedim işte. Her yerde 20 renminbi olan, 10'da 12 renminbi falan Çin'de satıyor. Aa dedim ne iyi dedim. Dedim ver oradan 3 tane dedim. Herif verdi 12 taneye. Karşında da 14 renminbi geri verdi. 50 şey verdim. Sonra güzel dedim bir gittim. Bana verdiği para birimi saçma sapan bir para. Çin parasını tanımıyorum ya. Kim bilir hangi ülke Özbek para birimi üstüme ayırmış bana. Yani hiç değeri olmayan bir şey vermiş. Aslında normal şartlarda acayip kazık yedim yani. Ama şey Özbek para birimi elinde tutuyorum. Bu ne para birimi diyorlar. Bilmiyorum ki diyorum. Çinli mi diyorum. Çinliyim diyorlar. Adam var. Aynı türlü çekik gözler yine. bir Çinli arkadaşımı orada tebrik ediyorum. Çok güzel dolandırdı beni. Hak etti kendisi. Bayağı para vermiş. Valla Çin alfabesiyle Özbek alfabesi aynı değil ya. İnsan herhalde oradan fark eder ya. Özbek de olmayabilir. Ne olduğunu anlamadım. Çin alfabesine hakim değilsen ne yapsın? Kazak bile olabilir. Ne para birim bilmiyorum ki. Hayır biri kril kullanıyor, diğeri özgün yerel alfabe kullanıyor. O yüzden söylüyorum. Abi bakıyorsun bir tane adam var çekik göz. O da çekik göz. Hepsi bunların birbirine benziyor zaten. Aslında bak yabancılar da Türk parasını tanımıyorsa benzer para çakılabilir. Birazdan. Birazdan girelim. Peki bir şey söyleyeceğim. Kur korumalı mevduata geçiyoruz. 2 trilyon lira kendi vatandaş 2 trilyon lira kendine kura karşı güvenceyi aldı. Ama bir yandan da döviz mevduatında 3,5 günlük kısa haftada bile döviz mevduatı 2 milyar dolar yükselmiş. Bir yandan da dövizden de vazgeçmiyoruz. Yok, yani hem kur korumalı mevduata hem dövize talep var. Öyle bir dönemdeyiz. Bankalar kendini korumaya çalışıyorlar işte. Yani bu ay sonu işte ilk önce vatandaş da kendini korumaya tabii çalışıyor. Tabii çalışıyor şimdi anlattığı gibi. Yani kiralar 6 binden biri 27 bin, biri 6 bin ise şimdi nereye yatıracağını şaşırıyor. Çünkü enflasyon her şeyi eritiyor. Sen %50 kazansan bile. Adam da ne yapıyor? Kendini sabit kurlara endekslemeye çalışıyor. Mesela dolar alan aslında yine zararda. Niye? Çünkü Amerika'da da %5 civarı bir enflasyon var. Yani her gün %5 paran eriyor. Ama Türkiye'de sana resmi %50 açıklıyorlar. %100'den fazla enflasyon var. Yani Türk lirasında kalan ya üzümlü kektir diyeyim ben. Yani yok yapacak bir şey yok.